Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere makat çatlağı nedeniyle ameliyat olmuş hastalarda şikayetler tekrarlar mı? Hastalık nüks eder mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Son zamanlarda bu konuyla ilgili çokça soru alıyorum. Makat çatlağı ameliyatı olmuştum. Hocam şikayetlerim tekrar etti diye. Makat çatlağındaki asıl mekanizma, iki mekanizma var. Birinci mekanizma kas tonusunun artması ve makatın açılma basıncının yükselmesi ki bunu çözmek için botoks, lis gibi kas kesme ameliyatları yapıyoruz. Bu ikinci mekanizma mukozada çatlaklık oluşup iyileşen yerde kötü bir sikatris dokusu kalması sebebiyle makatın mukozasındaki esneklik kaybıdır. Şimdi yaptığımız ameliyatlarda her iki mekanizmayı çözmediğimiz zaman hastalık nüks ediyor. Genellikle makat çatlağında yapılan ameliyat makat kasının kesilmesi, iç kasın kesilmesi yani lis dediğimiz ameliyat olduğu için bu ameliyat herkeste makat çatlağını çözmüyor. Basınç düşük olduğu halde makatın esnekliğini kaybetmesine bağlı olarak hastalarda şikayetleri tekrar edebiliyor. Çatlağın iyileşmesi gecikiyor ya da iyileşmiş olsa bile tekrar nüks ediyor. Ayrıca lis yani kas kesme ameliyatından sonra hastalarda kas kaçırma problemi oluşabiliyor. Kası kesildikten sonra tekrar kas keserek tedavi etmeye çalışmak oluşabilecek komplikasyonları ilave olarak artırmaktadır. Dolayısıyla bu hastalarda filet yöntemiyle olayı çözmek gerekiyor. Makat çatlağı tedavisinde biz hangi yöntemleri uyguluyoruz? Bir sonraki videomuzda bunu konuşacağız. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.